Merhaba. Bugünden itibaren, bu haftadan itibaren yeni bir yayın formatını denemeye başlayacağız. Sosyal medya duyurularımızda ifade ettiğimiz gibi bu yayınımızda sizlerden gelecek soruları yapabildiğimiz ölçüde cevaplamaya çalışacağız. Bu ilk yayınımızda cevaplamaya çalışacağımız soru, Risale-i Nur okuyan insanlar zulümlere, hukuksuzluklara, adaletsizliklere duyarsız kalabilirler mi? Risale okudukları halde duyarsız kalanların tavrını nasıl yorumlamak lazım? Risale-i Nur ile ilgili konularda tabii ki referansımız Risale-i Nur ve Üstad'ın bizlere bırakmış olduğu ölçüler, eserlerinde kayda geçirmiş olduğu prensipler ve hayatında ortaya koyduğu uygulamalar. Üstadın adalet konusundaki izahlarına baktığımız zaman Risale-i Nur'un birçok yerinde serpiştirilmiş olan izahlar bunlar. Bunlardan birisi, Kur'an'ın dört esasından biri adalettir. İşaretül İcaz'ın hemen baş kısmında. Tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet. Adalet, tevhid, nübüvvet ve haşir esaslarına denk bir değer ve esas olarak zikrediliyor. Bu başlı başına bir mesaj. Demek ki o kadar önemli. Bunun yanında yine Üstad'ın birçok mektubunda ve eski Sait dönemi yazdığı metinlerde Kur'an'da dört ayrı yerde geçen Vela teziru vaziretun vizre uhra ölçüsünü görüyoruz. Bu ne demek? Birinin hatasıyla başkası mesul olmaz. Suç ve ceza şahsidir. Suçu kim işlediyse cezasını da o çeker, başkası değil. Modern ceza hukukundaki suç ve cezanın şahsiliği prensibi. Veda hutbesinde de vurgulanan bir prensip. Ve Üstad buna son derece önem vermiş. Ve Demokrat Parti hükümeti döneminde zamanın yöneticilerine gönderdiği mektuplarda, mesajlarda bunu sürekli vurgulamış. Yine Üstad'ın önemli üzerinde durduğu bir şey adalet-i mahza prensibi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın son dönemindeki, hilafetinin son döneminde yaşanan hadiselerde takip ettiği esas adalet-i mahza. Adalet-i mahza ne demektir? Bunun tarifini de kendisi yapıyor. Diyor ki, bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilemez. Yani bireyin hakkı, hukuku, bütün halk için dahi iptal edilemez. Adalet-i mahza budur. Şimdi bunlara bu kadar önem veren bir üstad ve hayatı boyunca uygulamalarına da baktığımız zaman ve kritik dönemlerde o dönemlerin keyfi ve hukuksuz uygulamalar yapanlarına karşı ortaya koyduğu tavra baktığımız zaman ve bunu kayda geçirdiği ifadelere baktığımız zaman bazı örnekleri şöyle. Mesela 1909'daki Divan-ı Harbi Örfi müdafaasında 31 Mart olayından sonra yargılandığı ve beraatle çıktığı müdafaasında diyor ki bu hükümet zamanı istibdatta akla husumet ediyordu. Üstadı çok sıra dışı davranışları sebebiyle padişahın teklifini, maaş teklifini vesaire reddettiği için herhalde aklından zoru var diye muayene için tımarhaneye gönderiyorlar o zaman. Onu hatırlatıyor. Zaman istibdatta akla husumet ediyordu. Şimdi de hayata adavet ediyor. İdam edilenler var o mahkemede. Temyizsiz hemen karar alındığında peşinden hiç gecikmeden o idam kararını infaz ediyorlar. Eğer hükümet böyle olursa yaşasın cünun, yaşasın delilik, yaşasın mevt. Ve o tarihi haykırışı zalimler için yaşasın cehennem. Bunu söyleyen bir üstad var. Ve yine aynı müdafaada hürriyeti lafızdan ibaret bulunan gaddar bir hükümetin en rahat yeri hapishane olsa gerektir, diyor. İşte bunlar bu gaddar, hukuksuz, adaletsiz yönetimler döneminde onlara karşı nasıl davranılması gerektiğini, nasıl
cevap verilmesi gerektiğini üstadın hayatından örnekler. Ve yine bir başka müdafaasında, gençlik rehberi müdafaasında 1952'deki her hükümette muhalifler bulunur. Asayiş ve emniyete ilişmemeleri şartıyla onlara ilişilmez. Ve doğrudan konumuzla ilgili olarak haksızlığa karşı, zulme karşı, kanunsuzluğa karşı muhalefet hiçbir hükümette suç sayılmaz. Bilakis muhalefet meşru ve samimi bir muvazeni adalet unsurudur. Bunlar üstadın ifadeleri. Şimdi bunları okuduktan sonra bunların gereği nedir? Bu ifade edilen prensiplere uygun bir tavır ortaya koymaktır. O zaman eğer bir yerde zulüm varsa, masumlar mağdur ediliyorsa, haksızlık yapılıyorsa, adaletsizlik yapılıyorsa, ona karşı bir duruş ortaya koymak bu prensiplerin bir gereğidir. Ve yine üstadın 1935'teki Eskişehir Mahkemesi'nde müdafaasında ifade ettiği hususlar var. Onlar da çok önemli. Diyor ki, hükümetin daireleri içinde en ziyade hürriyetini muhafaza etmeye ve tesirat hariciyeden, dış tesirlerden en ziyade bitarafane, onların etkisinde kalmadan, tarafsız, hissiyatsız duygularını karıştırmadan bakmakla mükellef olan elbette mahkemedir. Üstad burada yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını vurguluyor. Ve devamında şunu söylüyor, her yerde adliyede mal ve can meseleleri var. İşte malla ilgili ihtilaflar, cinayet davaları vesaire mahkemelere intikal eden. Eğer hakim şahsi hiddet edip bir katili katletse o hakim katil olur. Eğer şahsi öfkesine, hiddetine yenik düşüp o duyguyla idam kararı verse, idam cezasının olduğu dönemler için bu, şu anda yok bizim sistemimizde, o hakim katil olur. Yani çok net. Demek adliye memurları hissiyattan ve tesirat hariciyeden, kendi duygularından, ideolojilerinden, şahsi fikirlerinden ve dış tesirlerden, şu veya bu makamdan gelecek baskılardan, telkinlerden, talimatlardan, bütün azade ve serbest olmazsa sureten adalet içinde müthiş günahlara girmek ihtimali var. Ve yine devam ediyor. Hem canilerin, kimsesizlerin ve muhaliflerin dahi bir hakkı var. Adam cinayet de işlemiş olsa mahkeme önünde kendini savunma hakkı var. Ve zaten tutuklanmış ve o cinayetinin cezasını mahkeme takdir edecek. Ama onun dışındaki haklarına dokunulmaması gerekir. Aynı şekilde kimsesizlerin ve muhaliflerin dahi bir hakkı var. Muhalif olabilir. Muhalif olması onu haklarından mahrum etme gerekçesi olamaz. Ve hakkını aramak için gayet bir tarafane bir merci isterler, tarafsız. Hakim ve mahkeme, tarafkirlik şaibesinden müberra, arınmış ve gayet bir tarafane bakması birinci şartı adalet olduğuna dair binler vukuat-ı tarihiyeden Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında bir Yahudi ile mahkemede beraber oturmaları, Hazreti Ali halifeyken haksız olduğu halde bir Yahudi birlikte yargılandı, onunla eşit konumda muhakeme olmuyor. Ve çok padişahların adi adamlarla mahkemeye adalette görülmesi gibi çok hadisat tarihi var İslam tarihinde. Onun için bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman bunlardan çıkan netice Risale-i Nur'daki okumuş olduğumuz bu Kur'ani prensiplerin ve As-ı Saadet başta olmak üzere İslam tarihindeki örnek uygulamaların bize gösterdiği şey, biz her hal ve şartta üstadın dediği gibi adalet-i tam lehinde, zulüm, tahakküm ve tagallübün aleyhinde olmalıyız. Zulme duyarsız kalmamalıyız ve hele hele zulme sessiz kalmak, zulme taraf olmak gibi çok veballi tavırlar içerisinde asla girmemeliyiz.
Salih Nur'dan aldığımız dersler bunu gerektiriyor. Bunun tersine siyasi tarafkirlik ve bu tarafkirliğin getirdiği kör bakışla bu zulümlere onay vermek, bir takım gerekçeler uydurmaya çalışmak, evet bir takım sebepler olabilir ama o sebepleri kendi bağlamında değerlendirmek lazım. Kader adalet eder, beşer zulmeder. Bu prensip de önemli. Bunun da kendi bağlamı içinde değerlendirilmesi lazım. Ama eğer bu bağlamın dışına çıkarak her konuyu kendi makamında değerlendirme noktasından saparak zulme bir takım gerekçeler bulmak ve ona göz yummak, doğrudan veya dolaylı olarak destek vermek gibi haller Salih Nur'dan aldığımız derslere hiçbir şekilde uymaz. Risale-i Nur'u anlamamaktır bu. Okusa da anlamıyor demektir. Anlamıyorsa işte anlamadığı zaman böyle Risale-i Nur'la hiçbir şekilde telif edilmesi, örtüştürülmesi mümkün olmayan hallerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar kesinlikle doğru değildir. Tasvip edilemez. Salih Nur'u doğru anlamak, haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği her hal ve şartta karşı çıkmayı gerektirir. Evet, bu sualin cevabı olarak çok kısa bunları ifade etmiş olduk. Daha çok şeyler söylenebilir ama programlarımızın formatı böyle çok uzun olmamak üzere tanzim edilmiş durumda. Zannediyorum meramımızı ifade etmiş olduk, mesajımızı vermiş olduk. İnşallah diğer devam edecek bu formattaki programlarımızda yine sizlerden gelecek sualleri cevaplamaya çalışacağız. Yayın günü ve saati olarak başlangıç itibariyle pazar günleri 16'yı düşündük. YouTube kanalımızdan yayınlayacağız. Sizlerden gelecek görüş ve tekliflere göre bugün ve saat üzerinde değişiklikler yapabiliriz yayın saati ve yayın günü üzerinde. Mütakip yayınlar için suallerinizi bekliyoruz ve o suallerle bu formatımıza inşallah devam edelim diyerek bir sonraki yayınımızda inşallah buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.